Ne yaptınız, nasıl geçti? Bizimle çalışmayacağını söyledi. Sözleşmeyi feshedecekmiş. İkide bir fikir değiştirecekse böyle, isabet olmuş. Sen her şeyi berbat ettiğinin farkındasın değil mi? Ya anne ne işmiş ya? Oğlum sen benim derdim hiç mi zannediyorsun? Daha yaptığın rezilliğin bile farkında değilsin. Bizden söz ediyorum, bizden. Bizi rezil etmenden. Can, yeter barışmayın burada. Gel Selam. Sonlar gerçekten çok mahcup ettiğimizi. Ya adam seninle önceden konuşmuş bir de üstelik. Biz Türkan'la daha yeni boşandık. Sözleşme bahanesiyle Kartal Bey Türkan'ın doğum günü yemeklerine götürüp kutlamalar falan yapamaz. Eğer benim ayıbım o yemeği bozmaksa ben doğru olanı yaptım. Gurur duyuyorsun değil mi yaptığında? Kendinle. Ya utanmadan bir de çıkardığın rezilliği savunuyorsun değil mi? Senin o adamla çalışmaya ihtiyacın yok. Tabii benim onurum da yok, bir saygınlığım da yok. Kişiliğim, kararlarım, hiçbiri yok. Hepsi senin elinde değil mi? Sen başlatırsın, sen bitirirsin, sen karar verirsin. Bu böyle devam edecek sanıyorsun. Ama yanılıyorsun. Bundan sonra beni küçük düşürmene izin vermeyeceğim. Türkan tamam ben biraz ileri gitmiş olabilirim. Ama sen de bayağı hediye alacak kadar adamla doğum günü yemeği yiyorsun. Ya ben sana kendimi açıklamaya çalışmaktan çok yoruldum artık. Açıklamayacağım da. Anlatmayacağım. Somer! Ne işin var burada? Çalışmaya geldim Somer. Kızımın hissesi annen de. O hissenin devrini de temsilini de istiyorum. Hiçbir şey alamazsın. Çık git buradan. Somer bırak! Ben de senin kadar öfkeliyim kızgınım. Sen benim yaşam hakkımı elimden alamazsın ya. Sadece kızıma değil, bana da sahip çıkmak zorundasın. Kızımı benden koparmakla olmaz bazı şeyler. Bu şirkette benim de söz hakkım var. Hiçbir şey hakkın yok. Ne burada, ne de kızımın üstünde. Ne oluyor burada? Kartal Bey merhaba. Buyurun Türkan Hanım. Sizinle görüşmek istiyorum. Bugün uygunsanız. Ne bekliyordun ki? Kendini de Türkan'ı da akşam rezil ettin. Kartal Bey de büyük bir nezaket örneği sergileyerek bizi zeytinliğine davet edip kibarca dersimizi verdi. İş aktini iptal etti.
Bütün bu olanlardan sonra Türkan'ın hala burada kalıp çalışmaya devam etmesini beklemek biraz aptallık değil mi oğlum? Yine fevri bir Somer, yine pişmanlık, yine hüsran.